gibi %100 de çıkabilir. Bazen çıkabilir. Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber PUBG Mobile'da Erencel kısmında fişekler nerede çıkıyor onu size göstereceğim. %100 belki çıkmaz ama çıkabilir. Yani nerede çıktığını size göstereceğim. 19 sezon Royal Pass çekilişimiz olacaktır arkadaşlar. Her sezon yapıyoruz biliyorsunuz. Her sezon bu Royal Pass çekilişimizi yapıyoruz ve kanıtlı bir şekilde veriyoruz. Verdiğimiz zaman da videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle fişek nerelerde çıkıyor veya tam olarak nerelerde çıkabilir? Bakın mesela burası Gatka'da bir tane fişek buldum. Bu benim videolarımın kesintileridir ve sonradan seslendiriyorum. Tam olarak nereden çıkıyor görüyorsunuz. Burada tam olarak çıkıyor. Bir tane buldum gördüğünüz gibi. Şimdi farklı videolara bakacağız. Yani farklı kesintilere bakacağız. Bak bunu attım arkadaşlar. Şimdi farklı bir yerlerde çıkacağım. Bekleyin. Attık bunu arkadaşlar. Şöyle biraz duralım. Sanırım burada başka fişek yok. Burası Gatka, bilginiz olsun. Evet, burası da shelter kısmı görüyorsunuz. Şimdi aşağı ineceğiz. Bu shelter kısmında hep fişek çıkıyor. Biliyorsunuz fişek burada bol bol çıkıyor ama çok kişi atlıyor. Bazen bir de çıkabiliyor. Bazen iki de çıkabiliyor. Bazen üç de çıkartabiliyoruz. Ama fişeğin %100 çıkma yeri tam olarak burası değil. Ama gördüğünüz gibi %100 de çıkabilir. Bazen çıkabilir. Hani abi burası %100 çıkıyor diye bir şey de diyemiyorsun. Ama gidip bakarsanız çıkabilme ihtimali var. Sadece bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani böyle doğru düzgün köşelere, bucaklara, yani altlara bir şeylere bakacaksınız. İyice bir bakarsanız zaten fişek kendini size gösteriyor. Zaten görme ihtimaliniz daha iyi oluyor. Sadece ay şurada çıkmazsa, ay bunun üstünde olmaz da demeyin. Hepsine bakın arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ben haritadan da yerini gösterdim. Abi neden haritada yerleri gösterilmedi demeyin. Çünkü haritada yerlerini gösteriyorum. Evet, burası da Militarya biliyorsunuz. Burada da fişek çıkma ihtimali var. Evet, zaten o L şeklindeki evlerde çoğunlukla fişek var. Ama yanındaki evlerde de bunu unutmayın. Yanındaki evlerde de fişek çıkma ihtimali de var. Çünkü yanındaki evlere bazen bakmıyorlar. Sadece L şeklindeki ya da C şeklindeki binalara bakıyorlar. Sadece orayı görüyorlar. Ondan sonra diyor ha biz fişek verdik de bilmem ne. Ama yanlış abi. Çünkü şu küçük evlerde de fişekler var arkadaşlar. Buralarda bakmayı unutmayın. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Bakın mesela burada fişek çıkıyor arkadaşlar. Yani buralarda tam olarak bu şekilde buralarda fişek çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ben şöyle bunları attık. Bakın. Buralara iyice bir bakalım. Bakalım nerede. Çok özür dilerim. Oruçluyum zaten. Çok fazla konuşamıyorum. Damağım birbirine yapışıyor. Öyle diyeyim sana. Size. O yüzden ben de şöyle bir bakıyorum. Yani konuşabildiğim kadar konuşuyorum arkadaşlar. Buralarda bir yerdeydi yani fişek. Yani hatta şu odadaydı galiba. Evet, gördüğünüz gibi bu odada fişek görüyorsunuz. Odada fişek var. Hatta üzerine aldığın zaman bir yazıyor arkadaşlar yani. Başka bir şey değil. Evet. Burada gördüğünüz gibi buradan da aldık. Buradan uzaklaştım çünkü orası kalabalıktı. Hemen uzaklaşmak zorundaydım. Evet, buralarda da fişek var arkadaşlar. Yani videolar birbirine benzemiyor. Çünkü neden benzemiyor? Üst köşede gördüğünüz zaman bazen tekli oluyorum. Bazen yanımda kimse olmuyor. Zaten hep buralarda dediğim gibi fişek çıkma ihtimali yüksektir. Her zaman söylüyorum size. Bu da bunun bir kanıtıdır arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz fişek var. Fişeği aldım yerden. Hatta gördüğünüz gibi fişeği yerden aldık. Hatta mermisi, bir tane mermisi var zaten görüyorsunuz. Evet, shelter'da çıkardık gördüğünüz gibi. Haritada gösteriyorum arkadaşlar. Yani buraya iyi bakın. Abi haritada göstermedi demeyin lütfen ya. Hani izlemeden yapmayın. Bakın arkadaşlar mesela burada da çıkıyor biliyorsunuz ki. Yani burada normalde çıkmaz. Ben de öyle biliyorum. Ben de öyle biliyorum. Ama nasıl bir şanssa abi burada da çıktı ya. Burada çıktığı için dedim şunu videosuna çekeyim. Yani bana burada ilk kez çıktı daha doğrusu. Yani ben oyuna giriyorum sadece fişek arıyorum ha. Başka bir şey aramıyorum. Hani çatışayım şunu yapayım bunu yapayım. Abi hilecilere karşı nasıl çatışacaksın ki? Görmeciler var, hileciler var. Bir sürü adam var. Yani oyun hileden çıkılmıyor. Anlatabildim mi? Yani PC'de öyle. Oyunda bir sürü hileci var. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ben sadece giriyorum. Burada fişek arıyorum. Fişek bulduğum zaman çıkıyorum oyundan. Evet, gördüğünüz gibi şu kısımda fişek var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Envanterimi gösterdim. Envanterde gördüğünüz gibi fişek yok. Ve görüyorsunuz tam olarak hangi yeri söylediğimi. Ve fişeği şimdi yerden alacağız arkadaşlar. Hatta atacağız. Kanıtlı bir şekilde. Zaten ben kendim yere atsam tekrar biliyorsunuz ki yerden aldığım zaman
fişeği takmak zorunda mermisini. Demek ki ben yerden alıp tekrar yere atmadım. Bazı arkadaşlar öyle düşünüyor. Bu çok yanlış bir düşünce arkadaşlar. Yani ben neden sizi kandırayım? Ne için sizi kandırayım? Bana bir şey kazandırmıyor ki bu video. Veya bana bir kuruş para kazandırmıyor ki. Öyle diyeyim size yani. Bana hiç para kazandırmıyor. Vergi muhabbeti var, bilmem çarçur var. O para, kazanın para da orada öyle kalıyor yani. Hiçbir şekilde çekemiyorsun. Yani devlete ödenecek vergiler muhabbetleri var. Hiçbir şekilde çekemiyorsun o parayı. Kazandığın para da kuruşu kuruşuna orada yatıyor. Ben cebimden biraz ödüyorum. İşte cebimden Royal Pass alıyorum size. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Videolarımı yükseltmeye, belki PUBG videosu fazla gelmiyor. Kurban olduklarım. Şimdi PUBG videosu çekemiyorum. Neden çekemiyorum? Çünkü adam öldürme videosu yapamıyorum. Ay şurada adam var. Ay vurayım. Ay vurayım edeyim falan filan. Gördüğünüz gibi burada da hangarın içerisinde fişek var. Bakın bunu da unutmayın. Görüyorsun burada da fişek var. Bu fişeği de yerden alacağız. Dediğim gibi hemen bak envanteri de gösteriyorum arkadaşlar size. Yani ay şurada adam var. Ay burada adam var. Ay şu adamı vurayım. Adamlar yarı yarıya hep kesiyorlar editlerini falan filan. Aslında bilmiyorsunuz ki hileyle adamları görüyorlar. Ondan sonra yaklaşıyorlar. Ondan sonra vuruyorlar. Ondan sonra o edit kısımlarında yavaş yavaş kesiyorlar. Ondan sonra YouTube'a koyuyorlar. Yabancılar hep böyle yapıyor. Ben Türkleri bilmem. Türklerin günahına girmem abi. Herkes kendi koyunun bacağından asılıyor. Ben zaten adamları izliyorum. Zaten anlıyorum hile kullanıp kullanmadıklarını ama Türkleri bilmem. Yani ben de Türk'üm ama kullanmıyorum abi hile. Hile yani sizi kandırmanın bir anlamı yok. Evet gördüğünüz gibi burada da bir fişek daha var. Ben sadece size fişek videosu çekeyim. Başka bir şey yapmayayım yani. Bu da bile güzel yani. Yani siz de izliyorsunuz yani yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bakın bunu da atıyorum arkadaşlar. Kanıtlı bir şekilde patır 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 atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kusura bakmayın. Ya damağım harbiden çok kötü kuruyor. Yani konuşamıyorum. Oruçlu olduğum için gerçekten konuşamıyorum. Damak kurumuş arkadaşlar. Böyle kupkuru. Elimden geldiği kadar bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Evet dediğim gibi burada da fişek var. Yani hep burada bu militer kısmında hep buralarda fişek çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi %100 değil ama kesin çıkma ihtimali var. Aynı odada hep çıkıyor. Bakın gene aynı odada gördüğünüz gibi aynı odada gene fişek çıktı. Görüyorsunuz. Yani aynı odada farklı bir yerde değil arkadaşlar. Hep aynı odada çıkıyor. Bakın bunu da aldım. Evet gördüğünüz gibi bunu da aldım arkadaşlar. Aynı yerde görüyorsunuz. Military aynı kısım. Bakın fişeği boşa atıyorum. Ne onlara yar olsun ne bana yar olsun diyorum. Zaten öleceğimi biliyorum burada. Hileciler var. Araplar var. Öldürüyorlar. O yüzden ben ne yapıyorum? Direkt fişeği bulduğum gibi atıyorum. Çünkü bana lazım değil. Bana lazım olsa atmam. O yüzden bakıyorum şuralara. İyice bir dolaşıyorum. Burada da büyük ihtimalle fişek buldum ama tam olarak nerede? Burası da biliyorsunuz ki tam olarak neresiydi? Bir dakika haritayı size göstereceğim. Buralarda da fişek çıkıyor. Hani biz diyoruz ya abi fişek çıkmıyor. Aslında PUBG Mobile her yere fişek donatmış. Ama şansa bala çıkabilir ama baksan bir elde bazen 5 fişek bulursun bir elde 3 fişek bulursun. Ben 3 buldum. Yalan yok 3 tane buldum. 3 fişek bulmuşum. Evet görüyorsunuz tam önümde fişek var. Görüyorsunuz hangarda. Bakın burası neresiymiş? Farm bölgesi görüyorsunuz. Tam olarak farm bölgesi görüyorsunuz. Evet burası farm bölgesinde. Hemen şunu alalım arkadaşlar. Evet yerden aldık. Gördüğünüz gibi 1.0. Yani fişeğimiz takılı. Yani gördüğünüz gibi. Anlatmaya gerek yok. Evet şimdi burası da biliyorsunuz ki Nova. Evet burası Nova mıydı? Galiba Nova'ydı. Evet burada da çok fazla fişek bulunuyor. Yani aşırı derece. Bazen ben burada 2 tane de bulmuşluğum oldu. 2 tane fişek buldum burada bazen. Bazen 1 tane buldum. Yani en fazla 2 tane buldum. Bu alanda en fazla 2 tane buldum. Dediğim gibi bu benim videolarım kesintileri olduğu için elimden geldiği kadar size bulduğum fişekleri atmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi hangar içinde fişek var. Hangarlara iyi bakın. İyi yani iyi böyle göz geçirin. Göz geçirmezseniz yok abi çıkmadı yok şöyle yok böyle. Ama abi sen hangalları atlarsan gözünü seveyim nasıl bulacaksın ki? Hangalları atlayınca bulamazsın ki kardeşim benim. Evet bak bunu da atıyoruz abi gördüğünüz gibi. Ya, hani gelmese bile bana yar olmasın diyorum çöp. Bana bir şey lazım değil yani. Bazen işte bu fişekler işte biliyorsunuz ki Royal Pass görevleri oluyor. Royal Pass görevlerinde ben fişek videomu bir günde yapıyorum. Yani 5 tane fişek bul diyor. Bir günde yapıyorum yani. Bir günde değil de yani
2, 3, 4, 5, 6 saatte yapıyorum. Görüyorsunuz burada fişek. 5 saatte yapıyorum. Bazen günlük 5-6 tane fişek bulduğum oluyor. 7 tane fişek bulduğum oluyor. Ama hep aynı yerlerde çıktığı için, hep aynı yerlerde Erencel'da bu videoları çektiğim için sıkıcı oluyor. Hani Karakin haritasında fişek var mı diye bilmiyorum ama oraya da bir göz atacağım. Kesin göz atacağım. Bakacağım oraya. Eğer varsa, eğer orada fişek çıkıyorsa oranın videosunu da çekeceğim. Eğer çekmesini istiyorsanız like atın abi. Like, like, like. Başka bir şey değil. Like, yorum, abone. Like, yorum, abone. Zaten yükseliyoruz, görüyorsunuz elimizden geldiği kadar. Çok yavaş yükselen bir kanalız. Zaten bir senedir bu işi yapıyoruz. Bir senede ancak bu kadar yükseldik. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar da videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ücretsiz bir şekilde unutmayın. Lütfen çekilişimize katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviyorsunuz. Bay bay. Kocaman sevgilerle kalın.